Merhaba, ben Esin Kocakuş. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pratik kalıp çıkarmanın püf noktalarını anlattığım bir video hazırladım. Genelde şu tarz sorular geliyor. Pratik olarak kalıbı çıkarıyorum, kıyafetimi kullanıyorum ama çıkarttıktan sonra dikme aşamasına geçince bir sürü hata olduğunu fark ediyorum. Birebir yapmama rağmen neden bu hatalar çıkıyor diye çok soru soruyorsunuz. Etnik çizimde çizdikten sonra bazı dikkat edilmesi gereken noktalar var. Bunlar pratik kalıba aktarıldığı zaman teknik çizimi bilmediğiniz için dikkat edemediğiniz unsurlar oluyor ve gözden kaçıyor. Yapanlar, teknik çizimi bilenler pratik kalıba döktükleri zaman sorun yaşamıyorlar. Sizler bilmiyorsanız, teknik çizim bilmiyorsanız özellikle pratik kalıpta nelere dikkat etmelisiniz ve hatasız olarak kalıbı nasıl çıkarabilirsiniz? Bunları gösterdiğim bir video oldu. Ve bir de şunu eklemek istiyorum. Eğer hala püf noktaları dikkat etmemize rağmen çıkaramadığınızı düşünüyorsanız, o zaman pazarlarda satılan çok uygun fiyatlara kıyafetler oluyor. Bazen 1 liraya, bazen 2 liraya döktükleri kıyafetler oluyor. Bu kıyafetleri alıp tamamen söküp asıl kalıp olarak kullanabilirsiniz. Yani normalde kalıp kağıdına vereceğiniz parayı aslında herhangi bir kıyafeti alarak kalıba dönüştürmek için de kullanabilirsiniz. Umarım keyifle izlersiniz. Öncelikle cetvellerimi tanıtmak istiyorum. Şu şekilde Riga cetvellerim var. Bunlardan yardım alarak çizimimi yapacağım. Eğer bu cetvelleriniz yoksa nasıl yapabilirsiniz? Mutlaka elinizde bir gönye bulunsun. Çünkü gönye işinizi çok pratik hale getirebilecek bir cetvel türü. Ve rigaları sadece şu cetveli olsa bile yeterli olur. Çünkü şuradaki oyuntu kısmından hem koltuk altı, hem yaka, hem kalça ovalliklerini ayarlayabilirsiniz. Ben tüm hepsini ayarlayabilecek ayrı ayrı cetvellere sahibim. Bunlardan yardım alarak yapacağım. Yoksa dediğim gibi şu ikisini sadece temin ederseniz, eğer dikişle ilgiliyseniz, çünkü çok sık kullanabileceğiniz materyaller, bu ikisi de size yeterli olacaktır. Ve kumaş konusunda detaylı anlatmak istediğim bir püf nokta var. Önümde sağda bulunan üst beden penye bir kumaş, solda bulunan pantolon eteğim ise krep kumaş. Çizim yaparken, yani pratik şekilde kalıba dökmek istediğimiz zaman kullandığımız cins hangisi ise, hangi cinsten kalıp çıkarıyorsak o cins üzerinden devam etmeliyiz. Yoksa çok büyük yanılgılar olabilir. Hem emeğiniz ziyan olur, hem de eğer kesmişseniz kumaşınız ziyan olur. Bunu önlemek için özellikle bunu belirtmek istiyorum. Alt beden olarak krep kumaş kullandım. Diğer çıkarttığım kalıpta dikeceğim ürün de yine krep kumaş olmak zorunda. Üst bedende şunu belirtmek istiyorum özellikle. Penye bir kumaş kullandıysam, bunu krep bir kumaşa uygularsam asla rahat giyinip çıkaramam. Çünkü penye esneyen bir kumaş, krep kumaşlarda ise hiçbir esneme olmuyor. Olsa bile çok azıcık bir şey var. Bunlar çıkardığınız ürünün çok hoş görünmemesine sebep olur. O yüzden ilk dikkat etmeniz gereken kural bu. Bundan sonraki işlemler çok basit. Şimdi sırasıyla ilerleyelim ve anlatayım. Yine bu kalıpları çıkardıktan sonra bu videonun içerisinde değil, ayrı bir videoda kesip dikimlerini hazırladığım şekilde yayınlayacağım. Şimdilik sadece kalıbı net anlamanızı istiyorum. Bu yüzden videoları tek olarak ayıracağım. Öncelikle alt beden çalışacağım. Kullandığım kağıt ise kalıpları çıkarabilmek için gerekli olan milaj kağıtları. Eğer elinizde bu kağıt yoksa, herhangi bir kağıttan, gazete kağıdı bile olabilir. Gazete kağıdını çıkarabilirsiniz. Hediye paketlerinin kağıtları oluyor. Ben mesela atmıyorum onları, saman görünümünde olanlar. Onları da değerlendiriyorum. Elinizde ne varsa, defter, eski defter yapraklarını bile kullanmıyorsanız
bantla birbirine birleştirerek kalıp kağıdı olarak kullanabilirsiniz. Yani özellikle bir kağıt almanıza gerek yok. Ben şimdi hemen milaj kağıdımdan bir parçasını ayıracağım. Ve bununla devam edeceğim işlemlerimi. Kalem olarak ne kullanalım derseniz, kağıda çizdiğiniz için her türlü kalem kullanabilirsiniz. Normalde kalıp çıkarken kullanılması gereken kalemler 0.3 milimlik kalemler. Hani 0.5 kalem, 0.7 kalem diye ilerliyor ya. Bunun en küçüğü 0.3 milim olan kalemlerle asıl teknik çizim yapıldığı zaman bunlar kullanılıyor. Teknik çizim yapmadığımız için, en basit şekilde yapacağımız için ve ben sizlerin rahat görebilmesi için öncelikle normal bir tükenmez kalemle çizeceğim. Daha sonra net şekilde anlayabilmeniz için şu şekilde, neydi bunların adı? Keçeli kalem. Keçeli kalemlerle üstlerinden geçerek daha belli olmasını sağlayacağım. Evde de her türlü kalemle çizebilirsiniz. Sorun yok. Teknik çizim yapmadığınız sürece. Çeviriyorum kağıdımı. Kaymasını istemiyorum hiçbir şekilde. Bu yüzden üzerine ağırlık koyarak çalışabilirsiniz. Ağırlıklarınız varsa. Benim şu an çizdiğim masanın üstünde bir müşamba var. Bu müşamba tuttuğu için ağırlığa gerek duymuyorum. Kalıbınızı muhakkak ve muhakkak tersine çevirerek çıkarın. Tersine çevirdiğiniz zaman kıyafetin orijinal dikiş yerleri çok daha fazla açığa çıkıyor. Düzünden bu işlemleri yapmaya çalıştığınız zaman çok fazla yanılırsınız, zaman harcarsınız, emeğiniz ziyan olur. Bunları önlemek için en basit yöntem tersine çevirmektir. Tersine çevirdikten sonra alt kalıpta en önemli nokta arka A kısmının yüksekliğiyle ön A kısmının yüksekliği hiçbir zaman birbirine eşit değildir. Hemen şu şekilde göstermek istiyorum. Bakın aradaki fark ne kadar? Yani yaklaşık ölçerek net bir santim vereceğim. Yaklaşık 8 santim fark var arada. Yani bunun sebebi ise kalça yüksekliği ve kalça düşüklüğü diye adlandırdığımız ölçü şekli. Kalçamız daha yuvarlak forma sahip olduğu için yükseklik gerekiyor ki belden aşağıya düşüp arkada şöyle rahatsız edici bel düşüklüğü oluşturmasın. Ön kısımda ise böyle bir yükseklik yok zaten. Düz geliyor. Bu yüzden ön kısmın düşük olmasının sebebi de bu. Bu pantolonlar için en önemli noktaydı. Bu noktayı atlamazsanız zaten çok güzel şekilde kalıbınızı çıkarabilirsiniz. Zaten geriye sadece tek beden üstünden ayarlama kalıyor. Ne çizerseniz ona göre ilerleyebilirsiniz. Ben şimdi ilk olarak arka kalıbı çıkaracağım. O yüzden burası öndü. Arka kalıbımın çıkacağı yeri ikiye katlıyorum. Ve tam dikiş yerlerini bakın. Tam dikiş yerlerini düzenliyorum. Ve ayarladım. Şunu da söyleyeyim. Bu ön kalıp, bu arka kalıbı çıkaracak kısım. Arka kalıp her zaman ön bedenden genişlik olarak daha geniştir. Şuradan anlatayım. Daha iyi anlarsınız. Burası ön kalıbım. Ön kalıbımın genişliğini şu şekilde getirdiğim zaman bakın. Arka kalıp öne doğru kayıyor. Ön tarafı doğru tutuyor. Ön kalıbımın genişliği arka kalıbımdan çok daha dar
Bunu muhakkak düzenleyerek hareket etmelisiniz. Ön kalıbımın genişliği 32 cm. Hemen çevirip arka kalıbımı ölçüyorum. Normalde ölçüyle ilerlemeyeceğiz. Ben sadece kalıbı anlamanız için bu püf noktalarını gösteriyorum. Ki elinizde düzenlerken nereyi düzenleyeceğinizi çok iyi bilin diye. Arka kalıp buradan 33 geliyor. Dönme kısmını da hemen hesaplıyorum. 3 cm de buradan. 36. Ön kalıbın genişliği 32. Arka kalıbın genişliği ise 36. Yani arada 4 cm fark var. Bu farkı da asla atlamamalısınız. Şimdi hiç ölçü kullanmadan çizime geçeceğim. Pratik şekilde, en kolay şekilde kalıbı çıkaracağız. Arka kalıbı çıkardığım için şu şekilde genişliklerini yana vererek ayarlıyorum. Çizimi yaparken buradaki genişlik kısmını ileriye doğru ayarlayıp ekleyeceğim. Ben çizimi yaparken kameram durmuş. O yüzden bu kısmı tekrar anlatacağım. Aslında çizimi yapmıştım. Fakat tekrardan başlamam gerekiyor. Kalıbımı koyuyorum. Ayarladım. Arka kalıp çizdiğim için yanların ön tarafa taştığını unutmuyorum ve bu şekilde düzenliyorum. Kalıbımı düzenledim. Bir unutmamam gereken nokta daha var. O da şu ki basen kısmı her zaman belden daha bombelidir. Basen kısmının geniş olduğunu unutmazsanız, yani bu bilgi sizde olursa, kalıbı pratik olarak çıkarırken de neleri atlamamanız gerektiğini çok iyi bilirsiniz. Bu yüzden önemli noktalarından bir tanesi de budur. Şimdi yapmam gereken bel kısmında arka oyuntunun yüksek, yanların daha düşük olduğunu bilmek. Bu da ikinci kural. Yani nasıl basenin daha geniş olması gerektiğini bilmeniz gerekiyorsa, yan genişliğinde daha aşağıda, arka oyuntunun daha üstte olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bunlar kalıpta size çok büyük kolaylıklar sağlar. İleride tabii bir iki yaptıktan sonra çok daha neleri dikkat etmeniz gerektiğini, neleri nerede olduğunu hemen bilirseniz çok kolay çizebilirsiniz. Şimdi yapmam gereken başlangıç ve bitiş kısımlarına birer nokta koymak. Başlangıç ve bitişlerini belirledikten sonra cetvelimin oval kısmından yardım alarak şu şekilde kalıbı ön kısmını çizmek. Şimdi ön kısmı, üst kısmı çizdim. Neydi unutmam gereken bir de? Yan kısmın genişliği. Hemen oraya da içeriye ne kadar döndüğünü hesap ediyorum. Az önce ölçmüştük. 3 cm içeri girmiş. O zaman nokta koyuyorum asıl kısmına ve buradan yukarı doğru 3 cm daha genişletmem gerektiğini biliyorum. İleri doğru koyuyorum ve bir şey daha söylemek istiyorum burada hemen. Kalıbımı tersine çevirip kullanıyor olmamın sebebi, bakın tam nokta koyduğum yer dikiş payını da içeri alıyor. Bunu daha sonrasında çizip bir daha dikiş payı verip uğraşmanıza gerek kalmadan kolaylıkla dikiş payını düzenleyip noktamı koyduğum zaman asıl kalıbım hemen oluşmuş oluyor. Sonrasında tekrar uğraşmama gerek kalmıyor. 3 cm'lik genişliği belirledim. Yukarı kısımda bakın, hemen şuradan gösteriyorum. Bel kısmında herhangi bir 3 cm genişlik yok. Belime doğru kavis vererek gideceğim. Yani bu kısım
gördüğünüz gibi burada bitiyor. Buradaki noktasını koyuyorum. Bu kısım ise 3 santim ileride bitmeli. 3 santim ileriye noktayı koyuyorum. Ve koyduğum noktadan şu şekilde cetvelimin oval kısmından yardım alarak hemen çizimi yapıyorum. Zaten kalça düşüklüğünün bittiği noktadan, yani noktamı koyduğum noktadan aşağıya dümdüz bir çizgi ineceğim. Yani şu şekilde düz bir çizgi inmiş olmam kalıbın tamamını çıkarmış olacak. Bu kısım bu şekildeydi. A kısmına gelince dediğim gibi şu şekilde dikiş paylarını açarak noktalarımı ara ara koyuyorum. En önemli noktası da şuradaki ovallık kısmı. Bu ovallık kısmının noktalarını da koyuyorum. Şurası her zaman dikildiği için yuvarlak gelir ama yuvarlak değildir, sivridir. O kısmında sivriliğini ayarlıyorum. Kaldırıyorum ve koyduğum noktaları bu şekilde birleştirerek cetvelimden yardım alarak yine cetvelimin şu kısmını oval kısım olarak belirliyorum. İlk çizmem gereken yer burası. Buranın ovalliğini böyle dönerek veriyorum. Zaten noktalar çizmiştim. O noktalar benim yardımcı çizgilerim oluyor. Ve şuradaki sivriliği dediğim gibi veriyorsunuz. Zaten yukarıya doğru düz çizgiyle tamamlıyorsunuz. Bu şekilde tamamlandı ve şurası yok, hatalı çizimdi. Asıl kalıp ortaya çıkmış oldu. Şimdi bacak arası kısmına denk gelen yerde de hafif aşağıya doğru ovallık var. Onu da yine cetvelimin oval kısmından yardım alarak şu şekilde düzenliyorum. Yine tam bittiği yerlere noktalar koyuyorum. Böyle. Ve sonrasında bu noktaları birleştirerek aşağıya iniyorum. Yapmam gereken ovallık kısmından yardım almak. İlk ovalliği geçtikten sonra cetvelimin düz kısmını çeviriyorum ve düz şekilde aşağıya iniyorum. Ve kalıbım bu kadar basit şekilde tamamlanmış oluyor. Şimdi ön kalıba geçeceğim. Ön kalıba geçerken kameramı hemen kontrol edeceğim. Tekrar kapanmasını istemiyorum ki tüm çizimleri aşamalarını görebilin diye. Kalıbımı ön tarafına doğru çeviriyorum. Bakın arkadaki fark hemen şuradan çıkıyor. Benim asıl kalıbım şurası. Ön kalıbı çıkaracağım. Hemen yaş kağıdının yönünü değiştiriyorum ki ön mü arka tam olarak kağıdına sığsın. Buraya ön olduğunu belirteyim. Ve kalıbımı yerleştiriyorum. Kalıbı yerleştirirken arka kısım bu tarafta kaldı. Arka, yüksek, üst kısım. Şimdi ön kısmı çizerken bu tarafı çizeceğim. Yani burası arkanın paçası. Burası ön kısmın bel kısmı. Böyle çalışırsanız kağıdınıza rahatlıkla sığdırmış olursunuz.
arka kalıpta öndeki gibi taşmalar yok. Bakın, şu ön kalıbın başlangıç ve bitiş yeri. Yani ön kalıbımı olduğu gibi bu yüzeyde görebiliyorum. O yüzden arkanın fazlalığı çıkıyor. İçe doğru ittiriyorum. Çünkü ön kalıbı çıkaracağım. Arka kalıplı işim bitti artık. Ayarladım. Düzenledim. Kayarsa diye düşünürseniz eğer iğneleyin. İki paçayı birbirine iğneleyin ve bu şekilde işleminize devam edin. Benim el alışkanlığım olduğu için iğneleme ihtiyacı duymuyorum. Yine hemen rigamı elime alıyorum. Normalde ben diğer rigalarla çalışırım. Fakat dediğim gibi siz onları alma gereksinimi duymayabilirsiniz. O yüzden sadece bununla devam ediyorum. Bu cetveli almış olmanız sizin tüm işlemlerinizi görecektir. Yeterli yani sizler için. Kalemimi açtım. İlk yaptığım şey A kısmının bitiş noktasını belirlemek ve yine A kısmının, bakın şurada dikişten dolayı içeri kayma var. Hemen onu hesaplayarak yukarıya geliyorum. Ve noktasının burada olduğunu düşünerek noktayı koyuyorum. Yapmam gereken tek şey ara ara noktalar koymak. Ve sonrasında bu noktaları birleştireceğim. Buradaki ovallık kısmına dikkat ediyorsunuz. Dediğim gibi sonradan dikiş payı vermeyeceğimiz için buradaki dikiş payından tam uç kısmından noktaları koyarak gidiyorum ki yine daha sonra uğraştırmasın. Şimdi bacak arası kısmına geliyorum. Tepe noktasını burada belirlemiştim. Yine ara ara noktalarımı koyuyorum. Ve yan kısma geçiyorum. Yandaki hafif basen kısmını aklımdan çıkarmıyorum. Basendeki ovalliği unutmuyorum ki kalıbımın güzel şekilde çıkmış olmasını sağlayayım. Şu çıkan kısım arka kısımdı. Onu hemen elimle içeri doğru ittiriyorum. Çünkü ben ön kalıbı çıkarıyorum şu an. Bittiği yere, tam dikişin denk geldiği yere noktamı koyuyorum. Beldeki ovalliği de unutmuyorum. Ön kısmın ovalliği arkayla aynı değil. Ön kısım daha aşağıda, yanlar daha yukarıda kalacak. Arka kalıbımda ise tam tersiydi. Arka oyuntu çok daha yüksekte, yanlar daha aşağıda kalıyordu. Şimdi ön kısmın bombeliği olmadığı için, kalça düşüklüğü gibi bir şey söz konusu olmadığı için ön kalıbımın orta oyuntusunun kısmı daha aşağıda, yan kısımlar biraz daha yukarıda. Ve yine ara ara noktalarımı koyarak kavisliğini belirledim. Ve yan kısmını tam dikiş payı vererek bitiminden noktalarımı koyuyorum. Buradaki ovalliği unutmuyorum. Düzenleyerek gidiyorum o yüzden. Dümdüz bir çizgi inmeyeceğiz. Noktalarımı koydum. Ve tüm kalıp bitmiş oldu. Şimdi hemen pantolonumu çıkarıyorum. Ve ana hatları belirliyorum. Aslında onu farklı bir renk kalemle çizelim. Kırmızı olsun.
daha net şekilde anlayın. Ön kalıbım siyahtı, arka kalıbım kırmızıyla devam ediyorum. Oval kısmından yardım alarak koyduğum noktaları birleştiriyorum. Zaten cetvelimin ovalliğine o kadar güzel oturuyor ki, yani kalıbımın nasıl düz çıkıp çıkmadığını böylece anlamış oluyorum. Kalıbım oturdu. Cetvelim kalıbıma oturdu. Ve kırmızıyla çizdiğim yerleri birleştirdim. Bakın hafif bir ovallik var. Yan kısmın hafif bombesi var. Yine o bombeler için cetvelimin oval kısmından yardım alarak ilerliyorum. Ve aşağıya doğru düz kısmıyla devam ediyorum. Şu düz kısmı çizip çizmediğinizden, tam düz olup olmadığından emin olmak için gönyeden yardım alabilirsiniz. Gönyeyi alt kısmına tam 90 derecelik açıya denk getirecek şekilde yerleştirirsiniz. Düz şekilde tutarsınız ve denk gelip gelmediğini böylece anlamış oluruz. Tekrar çizgiyi çiziyorum. Baktım, evet, çok hafif bir kayma olmuş. Bu kaymayı gönye ile önlemiş oldum. Şuradaki çizgileri siliyorum. İkinci değil, üst çizgiler. Ve alt kısmın ovalliği ile devam ediyorum. Kalçada hafif basen kısmı vardı. O basendeki ovalliği veriyorum. Ve A kısmının ovalliğini çiziyorum. Yine A kısmının ovalliğini, bakın cetvelimin oval kısmı tam olarak oturuyor. Ve birleştirdim. A kısmının ovalliği de böylece ortaya çıkmış oldu. Bu kısımların da hafif ovalliğini vererek devam ediyorum. Hata olmaması için gönye ile devam ediyorum. Çünkü paça kısımları dümdüz şekilde iniyor. Kalıbımı bu şekilde ayarladım ve bitirdim. Son olarak kesim işlemi kaldı. Kesimini de yaparak son hallerini paylaşacağım. Şunu da söylemek istiyorum. Teknik çizimi bilmiyorsanız, gösterdiğim birkaç tane kurala dikkat ederseniz çok pratik şekilde kendi kalıplarınızın hepsini kendi kıyafetlerinizden çıkararak sahip olabilirsiniz. Şimdi kesime geçiyorum. Şekilde arka ve ön kalıplarım hazırlanmış oldu ve ileriki videolarımda daha önce de söylemiştim, bu kalıplarımı kullanarak kesim ve dikim yapacağım. Şunu da belirtmek istiyorum, eliniz biraz daha ilerlerse hiç bu şekilde kağıtları çizmenize gerek kalmadan aynı işlemlerin hepsini kumaşınızın üzerine yaparak devam edebilirsiniz. Yani zamandan tasarruf da etmiş olursunuz. Tabii bunları
biraz pratikleştirmek gerekiyor. Birkaç kere yapıp uyguladıktan sonra hiçbir kuralı atlamadığınızdan emin olduğunuz zaman kumaşın üstüne çizmeye başlayabilirsiniz. Hatta o kadar ilerlersiniz ki çoğu zaman hiç ölçüye vesaireye gerek duymadan elinize direkt çizgilerin üstünden geçerek kumaşınıza aktarabilirsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tüm videolarımdan anında haberdar olmak için zil işaretini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.